Sevgili İnebolu ilçesi Akgüneyli kardeşlerim, biz Gazi Osman Paşa'da sizlerle birlikte kardeşçe yaşayan büyük bir aileyiz. 500 bini aşkın nüfusuyla Gazi Osman Paşa İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi konumundadır. Ülkemizin 7 ayrı bölgesinden gelip Gazi Osman Paşa'da dostça, kardeşçe birlikte bir arada sizlerle yaşıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, doğup büyüdüğünüz toprakların sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Memleket hasretinizi gidermek maksadıyla sizler için bu belgeselleri hazırladık. Anadolu'nun güzelliklerini, kültürünü Gazi Osman Paşa'da hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Anadolu'nun gizli kalmış güzelliklerini bu belgeselle gelecek kuşaklara aktaracağımızı umuyor. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yeşillikler arasından toprağın kıymetlisi bir köye doğru yolculuğumuz başlıyor. İnsanın içini kıpır kıpır eden kuş sesleri arasında yeşilin her tonunu görebileceğiniz tertemiz havası, güler yüzlü insanlarıyla İnebolu'nun nadide köylerinden biri olan Akgüney Köyü'ne varıyoruz. Ne yana dönseniz ayrı bir güzellik karşılıyor bu köyde bizi. Rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar ve sizi sanki buralıymışsınız gibi karşılayan Akgüney'in güzide insanları. Akgüney Köyü'nün adının nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Akçabel Köyü'nden Hasan Efendi sülalesi tarafından 1920'li yıllarda kurulduğu rivayet edilmekte. Kastamonu iline 130 kilometre, İnebolu ilçesine 37 kilometre uzaklıkta olan Akgüney Köyü'nün günümüzdeki nüfusu 196 civarında. Karadeniz'in her köyünde olduğu gibi bu köyde oldukça fazla göç vermiş. Köydeki genç nüfusun neredeyse tamamı çalışmak için büyük şehirlere göç etmişler. Mevsimine göre değişen bir nüfusu olan Akgüney Köyü yaz aylarında oldukça kalabalıklaşıyor. Şehirde çalışmak için bulunan Akgüneyliler yaz aylarında tatillerini geçirmek için köylerine dönüyorlar. Yani köy artık yaş ortalaması 60'ların üzerinde bir nüfusa sahip.
Akgüney köyünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tabii tarım ve hayvancılık sadece kendi geçimleri kadar yapılmaktadır. Ticari olarak düşünüldüğünde ceviz ve kestane ağaçlarının bol olması dolayısıyla bir gelir elde edilmektedir. Eskiden yoğun bir şekilde fındık elde edilirmiş. Şimdilerde sadece kendilerine yetecek kadar fındık işiyle uğraşıyorlar. Hayvancılık hususunda ise büyükbaş olarak az miktarda hayvan yetiştirilmekte. Son yıllarda arıcılıkta köylüler tarafından ticari olarak yapılmaya başlanmış. Kestane ağaçlarının bol olması nedeniyle kestane balı da üretilmekte. Köy, Merkez Mahalle ve Fidimse Mahallesi olmak üzere iki mahalleye sahiptir. Merkez Mahalle, köyün girişiyle başlayıp yamaçlara doğru uzanan Fidimse Mahallesi ile son bulmaktadır. Yoğun bir bitki örtüsüne sahip olan Akgüney köyünde yaşam, yaz ayları boyunca rahat olsa da kış ayları yaklaştığında kışa hazırlık kaçınılmazdır. Köyün sakinleri hazırlıklarını yaz başı itibarıyla başlatıp sonbahara kadar sürdürürler. Köyün içlerine doğru ilerledikçe köylülerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bunlardan ilki köyün muhtarı Faik Karabudak oluyor. Akgüney köyünü muhtarımıza soruyoruz. Köyün geçim kaynağı fındık, ceviz, kestane, böyle bunlar. Ama aşağı yukarı 5-6 yıldır köyümüzde fındık olmuyor. Fındık olsa da para etmiyor. 18 veya 19 civarında talebe var. Atabeyli'ye taşımalı gidiyor. Su sıkıntımız var, sularımız yapılıyor sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Valimizden, Sayın Kaymakamımızdan hepsine teşekkür ediyorum. Muhtarımızdan ayrılıp köyün içlerine ilerlemeye başladığımızda tahtadan yani ahşaptan yapılmış eski kulübeler dikkatimizi çekiyor. Zamana tanıklık etmiş olan bu yapılar bizde merak uyandırıyor. Bunlar ambar ve samanlık olarak kullanılan yapılar. Zamanında saman, mısır, buğday gibi ürünleri sağladıklarını öğrendiğimizde ambar ve samanlık dedikleri bu yapılar sayesinde o dönemlerde yaşamın zorluklarını da fark etmiş oluyoruz. Hayatlarını yamaçlara kurulu bu köyde sürdüren köylüler, barınma ihtiyaçlarını da doğanın bir parçası haline getirmişler. Dikme kütük arasına kırmızı tuğladan, toprak sıvalı evlerden burada çokça görebilirsiniz. Çamurluktan aşağılara doğru yürüdüğünüzde dar ve hatta patikayı andıran toprak yollar sizi köyün bir başından alır, diğer tarafına götürür. Her taraf yemyeşil, üstelik renk tonları her adımınızda değişir Akgüney köyünde. Doğanın insana sunduğu tüm güzellikler kucaklar sizi bu köyde. Akgüney'de yaşam öyle büyük şehirlerdeki gibi hızlı değildir. Hatta zamanın nasıl akıp gittiğine tanıklık edersiniz.
tıpkı Mustafa Karabudak gibi. Mustafa amca 82 yaşında ve yaşamının neredeyse tamamını bu köyde geçirmiş. Biraz sitemkar, biraz heyecanlı, köydeki yaşamını bizimle paylaşıyor. Ben 82 yaşındayım. 5 sene İstanbul'da oturdum, gerisini bu köyde yaşıyorum. Bu köyde işte kendimi zor doyurdum. İşte durum belli, arazimiz yamaç, yollarımız çok fena kötü. İşte durum bu. Kendimi ya şey etmeyecek kadar öküzlerle çiftçilik yaptım. Başka olmayacak kadar. Buğday ektim, mısır ektim, kara darı ektim, cin darı derli beyaz bir darı var onu ektim. Fakir işi onları ektim işte. Kışlar oraya gidiyorsun, oraya oğlum var, onu yendi. Kışın burada duramıyorsun, odunumu sobamı yakacak, yok. Şu yok, bu yok. Askerlik anında işte çok askerlik yaptım. 30 ay, senesi 2,5 sene, ayı 30 ay, günü 915 gün askerlik yaptım. İşte o zamanlara bu tehlike yoktu, bu televiz meselesi. Birazcık serbestlik. Yani bir korkumuz koyumuz yoktu. Evet. Meyvesi sebzesi bol Akgüney köyünün kabaktan domatese, biberden fasulyeye, elmadan armuda çeşit çeşit mahsul yetişiyor. Tabii zor zamanlarda unutulmuyor. Neredeyse tüm evlerin saçaklarına ya da duvarlarına asılı olarak kurumaya bırakılmış ürünler görebilirsiniz. Mısırdan fasulyeye çeşitliliği artan bir kışa hazırlık var bu köyde. Kimi yemeklik, kimi tohumluk bu mahsullerin. Taş fırında pişen ekmeğin kokusu, darının ve fasulyenin kurutulurken çıkan kokusu, köyün yaşlıları tarafından günümüzde de anlatılmakta. Köy ekmeği denilince herkesin iştahı kabarıyor. Eskiye özlem bir kez daha ortaya çıkıyor. Akgüney köyü aslında teknolojiden uzak gibi görünse de öyle önemli bir taşıtları var ki tam da bu coğrafyaya uygun demekten kendimizi alamıyoruz. Patpat denilen bu taşıtla köylüler birçok işlerini görmektedir. Köyde az sayıda olan gençler günlük işlerin yapılmasında büyük rol oynamakta. Özellikle köye gelen misafirlerin ağırlanması onlar için büyük bir zevk. Bir bardak demli çayla başlayan sabah kahvaltıları muhabbet ve samimiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Akgüney köyü Fidimse Mahalle Camii yanına vardığımızda ilk önce köy konağı inşaatı gözümüze çarpıyor. İnşaat henüz yeni. Kısa zamanda biteceği haberini alıyoruz. Camiye hemen yanındaki mezarlığın üzerinden ulaşıyoruz. Yeşil boyalı, kendi halinde bir köy camii burası. Cami içine girdiğimizde son cemaat yerinin üzerinde küçük bir asma kat bulunmakta. Genelde ahşap lambriden giydirilmiş olan iç duvarlar ve tavan kısmı sadeliğin ne kadar ön planda olduğunu göstermekte. Bir diğer cami ise Akgüney Köyü Cami. Diğer camiye nazaran bu cami daha büyük ve yeni.
iki kattan ibaret olan cami, içine girdiğimizde koca bir sobanın caminin ortasında durduğunu görüyoruz. Isınma problemini köylüler odun sobasıyla aşmışlar. Ahşap işçiliği ve lambiri bu camide kullanılmış. Kafanızı hafif yukarı kaldırdığınızda tavandaki işlemelerden gözlerinizi alamıyorsunuz. Mihrap bölümünde bulunan işlemeli çiniler camlardan gelen güneşle ışıl ışıl görünmekte. Köyün içinde bir araya gelmiş, sohbet halindeki yaşlılarımızın yanına yanaşıyoruz. Sadık Karabudak ve Muhittin Taşdelen hem köylerinden hem de kendilerinden bizlere bahsediyorlar. Bu köylerde eskiden ekine keller, buğday, mısır mesela herkes köydeydi. Çoluk çocuk, 3 ay gurbete çalıştılardı. Ondan sonra anımı tekrar bahar gelirken yine gurbete giderler. 3 ay taşlar yine gelirler. Ondan şimdi bu sefer tam bir şey ettim dedi, gurbete çekildiler. Şimdi gurbette 63 hane falan var bizim. Çoluk çocuk gurbette. Gurbette çok çalıştım. Tuğla zamanlarında bile Küçükköy'de çalıştım. Gazi Osman Paşa'da. Ondan sonra kömür ocaklarında çalıştım. Çocukları öyle yetiştirdik yani. Şimdi burada fındık oluyordu. Fındık olmuyor. Şuraya bir direk diktiler. Herhalde ondan diye millet. Televizyon direği. Fındık da olmuyor. Telefon direği. Şimdi fındık da olmayacak millet. Böyle zaten orman oluyor fındıklı her şey. Diken. Sonra dağ canavarı çok. Mısır eksen aldım yala. Patates diksen aldım yala. Domuz çok köyde. Domuzları bağlasalar bir yere. Vallahi o an bile. Gurbete ne? 16 yaşımızda gurbete bir çıktı okuldan çıkınca. Gurbetteyiz yani. Şimdi 3 ay gidiyor. Çoluğumuz çocuğumuz burada yani. Ya kışın 2-3 ay gidip geliyoruz. Yazları köydeyim. Burada hayvan falan yetiştiriyor musunuz? Var. Binliğimiz var. 2 tane. Fazla yok. Yetiştiremiyor. Fındığınız var mı? Fındık var. Olduğu gibi şimdi şu anda olmuyor yani. Yani özellikle kaç yıldır olmuyor dediniz? Şurada 6-7 senedir fındık olmuyor yani. 5-6 senedir olmuyor. Öncesi oluyordu. Öncesi oluyordu. 5-6 senedir olmuyor yani. İnsanıyla, doğasıyla bir başka toprak, bir başka coğrafya Akgüney Köyü. Sanki burada doğmuş, burada yetişmiş gibi hissedersiniz kendinizi. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katkılarıyla hazırlanan bu belgesel bize bir kez daha memleket özleminin, memleket sevdasının yok olmadığını, kaybolmadığını göstermekte. Misafirperverliği, doğanın nimetlerini ve belki de en önemlisi zamanın ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz burada. Akgüney'den ayrılırken kucak dolusu samimiyet ve huzur alıyoruz yanımıza ve bir gün tekrar gelecekmiş gibi sözleşiyoruz Akgüney insanıyla.